baş kadın. Seninle uğraşacak vaktim yok. Allah'ın da sopası yok. Nasıl da oyun etti kadar sana. Rahat bırak beni. Raşa'yı eski saraydan tanırım. Elimde büyüdü. Fenadır o. Şimdiden akıttı zehirini. Yılan. Nasıl soktu lafı ama? Dur yahu. Başka bir şey diyeceğim sana. Hatırladın mı? Annemin yüzü. Ne işi var sende? Versene şunu bana. Şşş. Ben bilmem. Safiye Sultanımız İncil'i köşke çağırıyor seni. Kendisi söyler artık. Sultanım. Annemin yüzüğü sizde. Sana baktığımızda saraya ilk geldiğimiz zamanları hatırlıyoruz Kösem. Korkuyu, kederi, aşkı, tecrübesizliği, cesareti. O cesaret öyle bir cesaret ki insanı yalnız felakete götürür. Senin geçtiğin yollardan çoktan geçtik. Attığın adımları atalı yıllar oldu. Galip geleceğim savaş değil. Neden anlatıyorsunuz bunları sultanım? Neden çağırdınız beni buraya? Sana bir fırsat vermek için. Bizim kim olduğumuzu görmek için. Bu son şansın. Baba. Sultanımızın söyleyecekleri bitmedi. Bir işaretimizi bekliyor ağalar. Sultanım ne olur yapmayın. Babanın kaderini sen tayin edeceksin Kösem. Şimdi gidip hünkârımızla konuşacaksın. Handan Sultan'ın şehzademizi öldürmeye çalıştığını söyleyeceksin. Ve bizim bu sarayda kalmamıza ikna edeceksin. Sultanım. Zor bir tercih değil. Ya Handan Sultan'ın canı ya babanın. Geldim. Kızım. Sultanım.
eğer ona bir şey yaparsanız. Bu senin elinde Kösem. Şimdi gidip hünkârımızla konuşacaksın. Handan Sultan'ın şehzademizi öldürmeye çalıştığını söyleyeceksin. Ve bizim bu sarayda kalmamıza ikna edeceksin. Ya ikna edemezsem? O senin meselen. İlaveten. Eğer söylediklerimizi yapmazsan ve torunumuzla burada olanlardan bahsedersen, baban ölür. Gel. Nasıl da hasret kalmışım sana. O yüzden mi çağırmadın dün gece? Benim baharım, sebebi varlığım, benim ruhum. Sen bilmez misin? Benim bütün günlerim, gecelerim sana aittir. Senden ibarettir. Haber bile vermeden çektin gittin. Neredesin, nasılsın? Çok korktum. Dua ettim senin için. Bana dön diye dua ettim. Biliyorum. Korkma benim için. Döndüm işte buradayım. Yanındayım. Gel. Hünkârım, bağışlayın. Rahatsız ediyorum. Lakin mesele miyim? Sultanım. Kösem. Ne bu halin? Yüzün gülsün biraz. Ahmet'imin sezgileri kuvvetlidir. Bir şey olduğunu anlar üzerine gelir. Hünkârımızı üzecek hiçbir şey yapmam. Lakin... Lakin ne? Bütün bunları konuştuk, sırrımızı saklayacaksın. Safiye Sultan öyle bir şeytandır ki... Bir defa boyun eğmen kâfi. Elinde oyuncak eder seni. Her defasında bir parça daha koparır etinden. Fahriye Sultan neden buradaydı derviş? Ne konuştunuz?
Düğünümüzle alakalı. Malum vakit yaklaştı. O yüzden pek memnun bir hali vardı Fahriye'nin. Gözlerinin içi gülüyordu. Benden ne saklıyorsun? Fahriye Sultan sırrımızı biliyor. Aman Allah'ım. Sen ne söylüyorsun derviş? Nasıl öğrenmiş? Telaş etmeyin. Size karşı olan hislerimden haberi yok. Lakin merhum padişahı benim zehirlediğimi öğrenmiş. Ve girer kardeşler affedilmez ise hünkârımıza söyleyecekmiş. Sana emri benim verdiğimi söyleyecekler. Ne yapacaksın şimdi? Suçumu itiraf edeceğim sultanım. Bu işin arkasında sizin değil Şahin Giray'ın olduğunu söyleyeceğim. Aklını mı kaçırdın sen? Anında vururlar boynunu. Ben yıllar evvel sizin ve şehzadenizin hayatını korumak için geldim bu karanlık yola. Ve şimdi yine sizleri korumak için canımı vermeye gidiyorum. Hayır derviş. Böyle olmak zorunda değil. Git buradan. Kaç, kurtar kendini. Bu sarayda günahkar olmadan yaşamak mümkün değil sultanım. Lakin günahlarımın arasında size ihanet etmek yoktu. Sultan Ahmet'e ihanet yoktu. Hiç olmazsa buna inanın. Kafi. İnanıyorum. İnanıyorum elbette. Bu yüzden gitmeni istiyorum dermiş. İtiraf etme. Zinhar itiraf etme. Yok söyleyeceksin. Sizden ayrılmakla ölüm birdir benim için. Derviş. Söyle derviş. Nedir bu kadar mühim olan? Siz hasta yatağınızdayken hünkârım, bazı hadiseler vuku buldu. Her şeyi anlattığınızı sanıyordum derviş. Bilmeniz icap eden her şeyi bir bir anlattım. Lakin bir husus daha var. Giray kardeşleri bir an evvel salıvermemiz gerek. Daha düne kadar Giray kardeşlerin canını almamı istiyordum. Şimdi ise zindandan çıkarmam. Devlet ailenin menfaati her şeyden üstündür hünkârım. Kırım Hanı Gazi Giray, yeğenlerinin gözden çıkarıldığını işittiğinde devam eden savaştaki ordusunu geri çekmek istemiş. Gazi Giray canına mı susamış? Nasıl cüret eder buna? Kuyucu Murat Paşa haddini bildirmiş elbet. Lakin sırtımızdan hançerleyebilir. Kırım tahtına oturacak veliahtı ilan edelim ki aklı başına gelsin gafilin. Korksun ve itaat etsin. İçimizdeki asileri, hainleri yok etmezsek olacağı bu derviş. Yakında öyle kararlar alacağım ki Osmanlı'nın demir yumruğu yalnızca payitaht ruhu zeneni değil, bütün cihanı sarsacak. Sultanım. Henüz karar vermediler. Lakin düşünecekler.
Fahriye Sultan'ın dediklerini yapmaktan başka çare yok. Dua edelim de aslanım inansın söylediklerine. Söylediğim hiçbir şey yalan değildi sultanım. Kırım Hanlığı'nda bazı sıkıntılar mevcut. Giray kardeşlerden birini veliaht göstermek devletimizin menfaatine. Fahriye'ye güven olur mu peki? Ne de olsa Safiye Sultan'ın kızı. Mühim değil. Bana inanmanız, beni korumanız her şeyden kıymetliydi sultanım. Artık ölsem de gam yemem. Senin için değil. Evladım için yapıyorum. Destur Sultan Ahmet Han Hazretleri. Validem. Ben de senin yanına geliyordum aslanım. Dört bir yana ulaklar çıktı. Hı. Tellallar evladının müjdesini veriyor. Akşam içinde sazlı sözlü eğlence tertip ettim. İyi düşünmüşsünüz valide. Duda Hatun'a söyleyin hiçbir masraftan kaçınmasın. Aslanım. Duda Hatun yok. Sen gittikten sonra maalesef Hakk'ın rahmetine kavuştu. Nasıl olmuş valide? Düşüp yaralanmış. Yaşı malumun. Kaldıramadı. Gelir gelmez söyleyip seni üzmek istemedim. Allah. Üzerimde büyük emeği var. Allah rahmet eylesin. Amin. Öne tarama o saçları. Tarama öne. Arka açığı kapat. Niye uzatıyorum ben o saçları? Kaşın gözün oynamasın. Görüyorum aynadan. Çabuk bitir işini. Vallahi sultanımız soracak şimdi. Bak, bak Bülbül'e acil işe şeytan karışır. Bak elim kayar maazallah. Keserim yüzünü gözünü. Hele bir kes. Vallahi fizana sürerim seni. Develeri tıraş edersin orada. Onu da söyleyeyim. Hay Allah'ım. O kapı niye kapalı acaba? Niye kapalı o kapı acaba? Hiç düşündün mü? Destursuz niye giriyorsun? Kızacak yer arıyorsun sen de ağam. Hacı ağa gönderdi. Akşama eğlence varmış, hazır olsun dedi. Pervane ağa rahat bırakıyorum. Elinde makas dönüp duruyor başımda. Sanki taşla ben çıkıp raks edeceğim. Tamam ağam, tamam bitti. Akşam geleyim de bir merhem süreyim şu saçlarına. E toplasın biraz kendini. Aman Allah'ım. Çok açılmış ağam. Bu gidişle kel olursun. Allah muhafaza, onu da söyleyeyim. Cennet Hatun bu saray adamda saç mı bıraktı? Pervane, nedir bu merhem? Yarıyor mu işe? Eski saraya uğradım bugün. Hazırlıklar ne vaziyette diye. Gitmişken sana da bir oda beğendim. Kulenin tepesinde. Penceresinden bakınca burası görünüyor. Bazı el sallarsın da hasret gideririz. Beğenmekle isabet etmişsin ağam. Zira orada sen kalacaksın. Onu da söyleyeyim. Vakitsiz öten bülbülün başını keserlermiş. Onu da söyleyeyim. Bir kere o bülbül değil horoz. Horoz. Cahil. İlaveten bülbül dediğin zarif bir mahluktur. Ötmez şakır. Hem de nameli nameli şakır. Muhakkak bir iş var bu işin içinde. Haremde ne dirlik kaldı ne nizam. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Bülbül ağam. Şu an tam elimin tersindesin.
Baldayı tokadı yiyeceksin. Benim yanımda edilecek laf mı? Hı? Haremin başıyım ben, başı. Vallahi Hacı Ağa, bana sormuyor ki kimse. Sorsalar bana. Seni değil haremin başı, halay başı yapmam, onu da söyleyeyim. Karamarsık. Bülbül Ağa. Allah'ım! Vallahi bir gün sizin yüzünüzden bir yere yığılıp kalacağım. Ne halt etmeye geldim buraya? Aa, sen çağırdın ya. Bak, merhem getirdim saçlarına. Ne merhemi? Ya bırak git Allah aşkına. Merhemin sırası mı şimdi? Aa, tam vaktidir ağam, tam vaktidir. Asıl şimdi süreceksin ki bütün gece başında kalsın. Bu ne biçim kokuyor böyle? Burnumun direği kırıldı. Kapat Allah aşkına. Gülü seven dikenine katlanacak artık. Pervane Ağa, yarıyor mu gerçekten işe? Bak, kendim yaptım diye demiyorum. Mucizevi bir merhemdir. Bak, birkaç hafta sonra çam ormanı gibi olur. Şşş, sakın. Kimseler duymayacak. Hele ki o hacı iblisi zinhar işitmeyecek. Hele bir işitsin. Vallahi o kıvırcık saçlarını tek tek yolarım. Bana bak, yolarım. Onu da söyleyeyim. Sabahtan beri bakıyorum bakıyorum, tek bir tel dahi çıkmadı ya. Hani mucizeviydi bu merhem. Bir de leş gibi kokuyor Meret. Aa, üstüme iyilik sağlık. Mucize dediysek öyle efsunlu falan değil ha. Acele etme. Sabret biraz. Bak, birkaç hafta sonra çam ormanı misali. Çam ormanı misali. Hele olmasın seni çam ormanlarının dibine gömerim. Hadi dolanıp durma burada pervane. Meşgul diyorum sultanımız. Hadi yürü git. Ya yürü git. Bülbül Ağa. He. Ortalıkta görünmeyince bir gelip bakayım dedim. Hasret mi kaldın acaba? Hı. Seni görmeyince işlerim ters gidiyor. Bu koku da ne böyle? Geri bas Hacı. Senden mi geliyor yoksa? Ne benden gelecek? Daha yeni çıktım hamamdan. Hamamdan yeni çıktım. Sen dön de kendini kokla. Edepsiz. Pis. Terbiyesiz. Ahlaksız. Bakıyorum da Kösem Hatun'un yaveri olmuşsun. En azından senin gibi kedi pisliği temizlemiyorum. Akşama kadar kedisi Elizabeth'in mabadında dolanıyorsun. Baksana, kedi pisliği gibi kokuyorsun. Kurban ol bir kere sen o mübarek hayvana. Vallahi öyle insanlar gördüm, tırnağa etmezler. Misal sen. Onu da söyleyeyim. Sen geri dur. Sultanımız gelmemi istedi ha. Çenen mi düştü acaba senin? Laf yetiştirme bana. Kal diyorsam kal. Sultanımız hususi konuşacaklar. Bu koku ne ha? Senden mi geliyor? Ne kokusu hatun? Yok bir şey. Geri bas. Bas geri hatun. Zaten asabın bozuk. Geri bas. Haremin çivisi çıkmış. Başımıza yıkılacak. Hala koku ne diyor? Sizi dairemde ağırlamak ne büyük şeref.
Handan oğlunu öldürmeye teşebbüs etti. Sen hiçbir şey olmamış gibi geri döndün. Sustun. Evladımı tahta çıkarmaya teklif edip sonra Handan'ın önüne atan sizsiniz. Bir taşla iki kuş vurmak istediniz. Neredeyse başarıyordunuz. Lakin pabucunuzun içine bir taş girdi. Közem. Lafını dahi etmeye değmez. İcabına bakacağız. Biz bundan sonrasını konuşalım. Bundan sonrası mı? Kabul edelim ki eski gücümüzde değiliz. Ne biz Valide Sultanız, ne de sen Başasek. Devran döndü. Artık güçlerimizi birleştirmenin vaktidir. Handan yolun sonuna geldi. Şehzademizi öldürmeye çalıştığını ifşa edeceğiz. Ve cezasını çekecek. İfşa ederek kendimi de ateşe atamam sultanım. Sen değil, Kösem yapacak. Böylece Handan'la kurdukları ittifak bozulacak. Kösem mi? Asla yapmaz. Sen onu bize bırak. Halledeceğiz. Ben ne olacağım peki? Handan Sultan beni itham eder. Evladını tahta çıkarmak istedi deyip bire 1000 koyup anlatır. Biraz sıkıntı çekeceksin elbet. Lakin hünkârımız iyi kalptir. Şehzademizin anasız kalmasına izin vermez. Unutulur gider. Bir sonraki hamleniz nedir sultanım? Benden de kurtulmak isteyeceksiniz, öyle değil mi? Hatunlardan biri gebe. Yarın bir gün şehzademiz doğarsa ne yapacaksın? Hünkârımızın bir emri kâfi. Ruhumuz bile duymaz. Bir gece uykusunda alırlar canını oğlunun. Allah'ım esirgesin. Amin. Vakti geldiğinde Halime, tekrar oturup konuşacağız. O gün karar vereceksin. Ya bizimle yürüyeceksin ya da bizsiz. Safiye Sultan'ı dinlemeyin. Zinhar. Güven olmaz ona. İşimize yarayacak bir şey yaparsa yapsın. Niye mani olalım? Benim esas derdim şu gebe olan hatun. Karnı büyümeden çocuğu düşürmemiz lazım. Yapmayın. Etmeyin sultanım. Şehzademiz için girdiğimiz günahların hesabını ahirette nasıl veririz? Vaktiyle aynısını sana da yaptılar Menekşe. Karnındaki evladından oldun. İkimiz de evlat acısını tattık. En büyük zalimleri, en büyük mazlumlardan doğduğunu böyle böyle öğrendik. Mustafa'mın üstünde emeğin büyük. Kendi evladın olsa ancak bu kadar sevebilirdi. Onun için yapmamız lazım. Buldun mu? Gömdüğüm yeri zor hatırladım, lakin buldum. İşimizi görür mü? Görür sultanım. Yıllar evvel istikbalimi karartan, rahmimi kurutan, doğmamış evladımın canını alan işte buydu. Ne kokusu var ne de tadı. Ama iyice kaynatmak lazım. Meyveleri zehrini suya salacak.